16 gündür bir kız çocuğuna biz ulaşamıyoruz. Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Tam 14 gün oldu küçük Narin kayıp. Arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor. Bugün 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının 17. günü. Bir ipucu yok, bir şey yok. Sanki yer yaralı içine girdi. Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Tutuklanan amca Salim Güral'ın aracında Narin'e ait DNA örneği çıkmıştı. 18.47 Narin'in en son görüldüğü saat arkadaşlarıyla oynarken 18.59'da amcanın köyden ayrıldı. Bu aradaki 12 dakika. Ne oldu orada? Tarih 21 Ağustos 2024. Diyarbakır, Tavşantepe Mahallesi. Saat 15.15. Narin 8 yaşındaydı. Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki Kur'an kursundan çıkıp eve giderken okulun güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri bunlar oldu. Eve giderken patika yolu kullandı. Patika yolunu kullanmadan önce 4 arkadaşıyla yürüyordu. Bu yola girdikten birkaç dakika sonra evde olması gerekiyordu. Ama olmadı. Saatler 20.00 gösterdiğinde Narin'in babası kayıp ihbarında bulundu. Biz bu videoyu hazırlarken Narin'in kaybolmasının üzerinden tam 17 gün geçti. Peki 8 yaşındaki Narin Güran'a ne oldu? 17 gün geçmesine rağmen neden hala net bir sonuca ulaşılamadı? Şimdiye kadar ele geçirilen deliller neyi ifade ediyor? Cinayet uzmanı, emekli polis ve özel dedektif Savaş Kurtbaba, Muhabir TV ve Kriminal için Narin Güran dosyası hakkında çok özel analizlerde bulundu. Takriben bugün 17. gün herhalde. 17 gündür bir çocuğumuz kayıp. Şimdi ilk gün saat 15.15'te son görüntüsü çocuğun kameralara düşüyor. O da okulun kamera sistemine düşmüş. 15.15 elimizde böyle bir delil var. Çok önemli bir belge aslında bu. Her kayıpta böyle son dakikalarını tespit edemiyorsunuz. Burada ele Güneydoğu'da bir il ve köyün böyle bir kamera olması kolluk için son derece önemli bir şans aslında. Çocuk kaybı gerçekleşiyor. Kayıptan sonra aradan 20.15'e kadar geçen bir zaman zarfı var. 20.15'e kadar kolluğa gidip çocuğumuz kayıptır müracaatı yapılmıyor. Bu ne anlama geliyor? 5 saat. Şimdi oranın sosyolojik olarak da değerlendirilmesi lazım. 20 hanelik bir köy. Hepsi birbiriyle akraba ve çocuğun eve gidiş, kameraya girişle eve varış arası 100 metrelik bir alan. Bu neyi bize gösterir? Ne olduysa orada olduğu anlamını gösterir. 5 saat sonra müracaata gidilmesi demek burada benim kafamda soru işaretleri yarattı. Zaten ilk başta ben bu konuyu duyduğum an dedim ki bu aile içi bir konu. Bununla ilgili mutlaka kolluğun işte şunları yapması gerekir. Nelerdi bunlar? Öncelikle anında çocuk kayıpları olduğu için çocuk kayıpları tehlikelidir. Anında bölgeye gidip bir keşfi yapılması lazım. Çünkü bu kayıp İstanbul'daki gibi bir yerde değil. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Ufak bir köy. Duyulması dahi 15 dakikayı bulur bunun. 15 dakika içinde bu duyulur ve araması yapılır. 20 hane ve çocuk zeki bir çocuk. Gittiği her yer belli. Gün içerisindeki hareket kabiliyeti belli çocuğun zaten. Bu işin tamamen ortaya çıkması demek 1 saat. 4 saat nerede? Şimdi kafamızdaki soru işareti benim hemen bu oldu zaten başında. Ben buradan sonra bütün ulusal medya bizi davet etti uzman olduğumuz için. Ben hem kayıp şahıslar dedektifiyim hem cinayet dedektifiyim. Yani iki alanda da çalıştım uzun yıllarca. Tabii bizim tecrübelerimiz çok çok fazla bu konular üzerinde. Yani İstanbul gibi yerde bu işleri yapmak. Bütün ulusal kanallara çıktım. Yaklaşık 30 tane kanal gezdim. Hepsi davet etti sağ olsunlar. Biz de icabet ettik davetlerine. Hepsine şunu söyledim. Dedim ki iki şey yapılması lazım. İki alan var. Bir, köydeki yapılacak olan çalışma, istisnasız her ev, her mekan, hepsi didik didik aranması lazım. Gerekirse kepçe kullanılması lazım. İki, alan içerisindeki, mahalle içerisindeki tüm araçlara numunel çalışma yapın.
Nüminal çalışma, mavi ışık dediğimiz, mor ışık dediğimiz veya karanlık oda dediğimiz alt diliyle olan bir çalışmadır. Gözün göremediği delilleri tespit eden bir sistemdir bu. Ama nerelerde yapabilirsin? Evde yapabilirsin. Düşündüğün, kafandaki, senaryondaki düşündüğün yerlerin hepsinde yapabilirsin. Ama en önemlisi araçlarda yapabilirsin dedim. Çok önemliydi bu. Ve ikinci günden itibaren ben dün itibarına kadar her gün televizyonlarda bunu söyledim arkadaşlar. Söyledim. Dedim ki numunel yapın. Çünkü o kadar güzel elinizde bir done var ki 5 saate düşüreceksiniz. Neden 5 saat? Tekrar söylüyorum. 15-15-20-15. 5 saat. 5 saat aralığında köyün girişinde çıkışında OGS kamerası olduğu söyleniyor. 5 saate buradan hangi araçlar çıktı, hangi araçlar girdi? Topu topu 4 tane 5 tane araç düşer. Ya 190 araç çıktı, arandı, takip edildi, ifadeye çağrıldı. Bunun önemi yok zaten. Böyle olaylarda çok hızlı davranmanız lazım. Siz bunu en minimum hale düşürmeniz lazım bu tür konularda. Bunun için de elinizde çok iyi bir done var. 5 saatlik alanda 10 tane araba düştü. Çağırırsın ve ben bunları her gün söyledim. 10 arabayı alırsın. Karanlık oda çalışmanı yaparsın. Bunu bitirin ki ondan sonraki çalışmalara yine siz devam edin. Zaten arama kurtarma çalışmalarınız devam ediyor. Ama bunu atlamayın dedik. Burada bir hata oluştu. Ve bu yapılmadı. Ne zaman yaptılar? Ta ki benzincide çalışan çocuk o kredi kartı dekontunu önlerine koyana kadar yapmadılar. O zaman yaptılar. O zaman dediler ki böyle bir şey var. Hemen arabayı bulalım. Arabaya hemen bir numunel çalışma yapalım. Yapıldı. Ne yapıyor amca? Geliyor. Aradan 2 saat veya 1 saat geçmiş. Geliyor. Aradan giriyor içeri ve içeriden 3 tane ıslak mendil alıyor. Niye alır bunları biliyor musunuz? Tahminlerimi söylüyorum. Kesin demiyorum. Ben biraz önce de bahsettiğim gibi 10-15 yıla yakın cinayet masasında dedektiflik yaptım. Bir dönem bölgemdeki bütün intiharlara ben gidiyordum. Öyle bir görevlendirme olmuştu. Şunu söyleyeyim size. Boğulmalarda, asılarda, intiharlarda, hepsinde boğulan kişilerde ağızdan köpük, sıvı ve alt taraftan idrar kaçımı olur. Bu iş bittikten sonra. Ceset tazeyken bu salınımlar olur vücutta. Ve araçta tespit edilen numunelere bakın. Kusmuk diyor, kusmuk değil. Muhtemelen o ağızdan çıkan köpük, onu kusmukla karıştırdılar. İki, idrar. İkisinden, ama ne yaptı amca? Şeyleri almasındaki, ıslak mendilleri almasındaki sebep şuydu bence. Islak mendille onları yok edebileceğini düşündü. Yok edemezsiniz. Numunel çalışmada bunlar ortaya çıkar. Ve bu şekilde ortaya çıktı. Ve daha sonra işte telefon çalışmaları, ETS'ler, bazlar falan bunlar çalışıldı. Ve adamın bir saatlik alan içerisinde, bir saat 10 dakikalık bir kayıp alanı çıktı. Bu kayıp alanda telefonu kapattığı alandır. Şimdi ne yapılacak? Onu size kısaca bahsedeyim. Bilgilerime, tecrübelerime göre konuşuyorum. Yine elimizde, şunu da söyleyeyim baştan. Çocuğun öldürüldüğüne ben kesinlikle inanıyorum. Çocuk ölüyor. Amcam öldürdü, bana göre amca öldürmedi. Amca taşıma işini yaptı. Bana göre tekrar söylüyorum, faillerden en şüphelisi abidir. Kolundaki diş izleriyle ilgili bir açıklama oldu ve bütün kanallarda yanlış bir yanılgıya vardılar. Tabii o anın heyecanıyla yapıldı muhtemelen. Adli tıp raporu şunu söylemiyor. Bu diş izleri abiye ait değildir demiyor. Adli tıp şunu söylüyor. Belirlenememiştir diyor. Yani oradaki diş izi belirlenememiştir. Neden? Neden belirlenemez? Onu da size kısaca bahsedeyim. Belirlenememesinin sebebi şudur.
Doku kendini tamir eder ve aradan 9 gün geçmiş arkadaşlar. 9 gün. Sen birini ifadeye, bu adamların hepsi ifadeye alındı. İlk günde vücutlarına bakarsın. Çünkü bir çocuk kaybı var. Neden şüpheleniyoruz? Zaten size bir önünüzde bir senaryo var. Her şeyi görüyorsunuz o senaryoda. Orada bir keşif yaptıysanız, bir kolluk uzmansa bu konuda bir şeyleri anlayabilir. Biz bunu uzaktan anlıyorsak onlar da oradan anlayabilir. Orada ilk anda bu diş izini tespit edebilseylerdi, yani birinci gün, ikinci gün bu diş izi oturacaktı. Ama doku kendini yeniledi. Buraya getirildiğinde artık o doku diş izini oradan kararttı. Nasıl? Herkesin diş izi parmak izi gibidir arkadaşlar. Parmak izi, nasıl herkesin kendine ait bir parmak izi var, herkesin de diş izi kendine aittir. Başkasında aynı iz bulamazsınız. Ancak onarılması veya bir dolgu yapılması şeklinde dişin şekli bozulabilir. Bu olayı kaçırdık. Bunun da işi bitti. Gelelim bulma çalışmalarına. Bulma çalışmalarında tekrar çok güzel bir done var ellerinde aslında bence. Ne var? Bakın, benzinciye girdiği anın saniyesine kadar zaman aralığı var. Sonra bir saat yok. Şimdi bir saat içerisinde en son köye girişine bakıyorsun, bir saat 10 dakika. Yani benzinciden sonra köye girişi duyduğum kadarıyla basında bir saat 10 dakika. Müthiş bir done bu. Buradan hesaplayacaksınız. Ne yapacaksınız? Aynı araca bineceksiniz veya aynı model bir araca. Bu arabanın bir saat, bakın, gidiş ve dönüşten bahsediyorum. Bir saat 10 dakika zaman aralığını en fazla nereye kadar kullanabilir bu araç? Bu zaman içerisinde gömme işlemi de, şüphelendiğim o, gömme işleminin de gerçekleşmesi, kazı işleminin gerçekleşmesi gerekiyor. Yani çok detaylı bir gömünün olduğunu da düşünmüyorum ama yeri fazla, o yüzden bulunamıyor. Açık alanları bir kere aramayın. Boşuna zaman harcıyorsunuz. Açık alanları kesinlikle aramayın. Saat gündüz 17 ile 18 arasında açık alanda bir yeri gömemezsiniz o çocuğu. Çünkü insanlar sizi görür. Ama ağaçlık veya kullanılmayan bir ev olabilir, bir arazi olabilir, kapalı işte veya dikili bir alan olabilir. Buraları kullanın. Şimdi 1000 dönümlük araziyi düşürürsünüz 40 dönüme. 40 dönümde yapılacak olan arama çalışmaları çok çok daha rahat olur. Kaldırırsınız ısıya duyarlı helikopter. Biz daha önce bunun çalışmasını yapmıştık bir kere. Yeni gömülerde şeylerin çıktığını görebiliyorsunuz. Yüksekten baktığınız zaman helikopterlerde. Bir de bunların ısıya duyarlı sistem de gösteriyor içinde. Yani burada bir şey oldu. Olabilir. 50 tane bulun. 50'sinin de hemen çalışmasını yapsınlar. Ben bunun çok derine gömüldüğünü zaten düşünmüyorum. Zamanı yok çünkü o kadar. Çok zaman değil bu. Ha, bir yere atmış olabilir. Orada aklı, yani su yollarına atılabilir, su kanallarına atılabilir. Bu da gerçekçi bir şey. Ama gömü yapıldıysa da gömü, dediğim gibi, kullanılmayan evler olabilir. O bölgede sığınaklar olabilir. Bu tür şeyler olma ihtimalleri yüksek. Oralara mutlaka çalışması yapılacak ama alanı küçültürseniz, size söyleyeyim, 2-3 gün içerisinde bu işi biter. Burada bir de şeyden bahsedeceğim. Yani amcanın, ben bir kanalda bunu anlatmıştım. Yani zaman ne kadar geçerse almış olduğunuz şüpheli kendini kilitler. Bu bir sorgu tekniğidir bu. Kilitler. Onu açabilmeniz için, çözebilmeniz için çok uzun zamana ihtiyacınız olabilir. Kayıp müracaatlarında size verebilecekleri maksimum 1 veya 2 gündür. Gün olarak fazladan gözaltındaki bir kişiye kayıp müracaat. Kaybolmak suç değildir. Ceset ortada olmadığı sürece, şunu da söyleyeyim, 2-3 ay sonra amcayı serbest bırakacaksın. Mecbursun yani, yok ortada bir ceset yok. Biz daha önce böyle bir sürü kayıp cinayetlerine baktık. O yüzden orada da bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Keşke amcayı tutuklamaya sevk ettirmeyip
gözaltından ifadelerini alıp serbest bırakılıp daha sonra oluşacak ifadelerden tekrar gözaltına alıp o kilidi açabilseydiniz. Şimdi cezaevindeki adamı konuşturma şansınız yok. Kurdu, her şeyi kafasında yer etti. Çünkü yeri söylerse olay cinayete dönecek arkadaşlar. Ne olacak? Fail olacak. Taşıma görevini yaptın, bilmem ne yaptın. Yani benim düşüncelerime göre tekrar kesin demiyorum. Bunları yaptığın için cinayetten yargılanacaksın. Ama şu şekilde durabildiğin kadar durdun. Ne oldu? Kayıptan ceset bulunmadığı sürece sana hiçbir şey olmayacak. Yani onu biliyor amca. Onu avukatı ona anlattı. Avukatın açıklamasından ben bunu anladım zaten. Amca her şeyi avukat gitti söylemedin. Bulunmadığı sürece sana hiçbir şey olmaz dedi ona. Çünkü avukatın yaptığı açıklama birebir bunun aynısı. Böyle köy yerlerinde, kırsalda olan cinayetler, kayıplar çok rahat çözülebilir aslında. Ama orada değerlendirme şansınız var. Keşif yapma şansınız var. Şimdi ben eldeki numune bilgilerle olaya bakan kendimi kişi olarak görüyorum mesela. Aldım, baktım, kamera kaydıyla evine giriş anı 15 dakika, 10 dakika. Yok bile 10 dakika. Yani 100 metrelik bir alan. Şimdi burada keşifi başlatırsın. Dersin ki bu çocuk buradan eve gitti ve buradan kayboldu. Bitti. Bulma özelliği çok çabuk olur. Neden? İşte bu senaryoları hemen kafanda çalıştırabilirsin. Ama büyük bir şehirde eve gidiyordu, araba mı aldı, bir işte insanların hep kafasında vardır ya, bir organ mafyası mı aldı veya işte bir sevdiği biri mi vardı, kaçırdı gitti, aileden biri mi? Bunu çözmek çok çok daha zor. Ama kırsalda bunu anında çözebilirsiniz. Ne yaparsınız? Kafanızda oturtturdunuz. Ben ilk gün dedim ki bu olay aile içerisinde ve aileye yakın birileri tarafından yapıldı. Yapıldı. Daha sonra bu iş bitti. Meclis toplandı. Herkes karar verdi. Hepsinin bilgisi dahilinde bu olay kapandı. Herkes biliyor aslında bu olayı. Bana göre. Herkes. Anne de biliyor, baba da biliyor. Ben öyle düşünüyorum. O 20 anelik şey. İşte bu yüzden basittir. Rahat çözülebilir. Ama yapacağınız hareketleri, adımları çok iyi atabilmeniz lazım. Sıralı işlemler vardır. Sıralı işlemleri daha anında yerine getirdiğiniz an bu iş biter. Ve kamuoyuna o kadar infial yaratmış. Bütün Ankara Daire Başkanlığı size çalışıyor. Elinizde her şey var. Teknik çalışmaları anında yapıyorsunuz. Şimdi normalde bir kaybın teknik çalışmasını yapmak 15-20 gün burada. Orada 5 dakikada bilgi size geliyor. İnanılmaz rahatlık. Yani bunları yapabilme rahatlığı var. O yüzden oradaki kayıplar ve çocuk kayıpları, özellikle çocuk kayıpları çok çok da rahat çözülebiliyor. Ama işte bilgi dağarcığınızın da kabarık olması lazım. Bana göre hem jandarma hem emniyet bu konuda hazır birimler tutması lazım. Artık bunlar, bakın bu çocuk kayıpları daha önce de Ağrı'da oldu herhalde. O da maalesef şey oldu, Kastamonu'da oldu falan. Bununla ilgili hazır bir birim tutması lazım. Bu işleri çok iyi bilenler adı altında diyorum. Böyle olaylarda tak ekip kuruldu demeye gerek yok. Hazır ekip bekliyor olması lazım. 2 kişi de olabilir, 5 kişi de olabilir. Bir tane olay yeri incelemeci, bu işlerden iyi anlayan. Bir tane kayıp ve cinayet büro dedektifi, bu işleri iyi bilen. Ve o bölgeleri iyi tanıyan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yapmış, bu işleri az da olsa bilen bir 3 kişilik ekip yeterli bu işler. Bu hazır tutabilirsiniz. Böyle olaylarda hemen olay yerine gönderirsiniz. Olayı ona bağlarsınız, dersiniz bu olayı sen çözeceksin kardeşim. Kamuoyunun vermiş olduğu tepkiye göre de daire Cumhuriyet Savcılığından alınacak mahkeme, Cumhuriyet Savcılığının talebiyle mahkemeden alınacak bir kararla arama, dinleme, BAS, ETS hepsini bunlara temin edecek bir çalışma sistemi kurulabilir. Bunlar çok zaman alan şeyler. Bir arama kararı çıkartıyorsunuz, 3 gün geçiyor.
Siz hazırlıyorsunuz, savcıya veriyorsunuz, savcı mahkemeye sunuyor, hakim görmedi, yetmedi bilmem ne, 3 gününüzü alıyor. Bunların çok hızlı ilerlemesi lazım. Eskiden şöyle bir şey vardı. Bir kayıp müracaatında 24 saat bekleme gibi bir durum var. Bununla ilgili çok güzel bir işlem yaptılar. Bir genelge yayınladılar. Artık çocuk kayıplarında 24 saat bekleme esası ortadan kaldırıldı arkadaşlar. Çocuk müracaatlarında hemen anında gidip müracaatınızı yapabiliyorsunuz. Daha sonra bulunur bulunmaz. Veya çocuk arkadaşına gitmiştir, eve gelmiştir. Hiç önemli değil. Bunlardan çekinmeyin. Siz müracaatınızı yapın. Belki kayba dönüşebilir. Şimdi dün bir program dinlemiştim. Diyor ki yılda 10 bin çocuk kaybı oluyor Türkiye'de. Bakın yanıltıyorlar. Böyle bir şey yok. Onu açıklamaları gerekiyor. Ben yıllarca bu işi yaptım. Örnek veriyorum. Bakırköy sahile pazar günü binlerce aile geliyor. Her pazar gidin Yeşilköy karakolunda oturun. 50 tane çocuk müracaatı alınır. Kayıp müracaatı. Bunlar müracaat olarak girer. 10 dakika sonra bulunur. Bulundu ama kayıp olarak girdiği için kayıp çocuk müracaatı olarak alınır. Yani şu olabilir. Yılda 10 tane gerçek kayıp vardır. Ama diğerlerinin hepsi geri döner, bulunur bir şekilde. Anneden elinden kaçmıştır. Evden kaçanlar var. Onlar da bulunuyor, geri getiriliyor. Bu çok kötü olayları çok denk gelmiyoruz. Ama bu tür ufak çocuklarda, kırsalda olan çocuklarda sıkıntı olma ihtimali çok çok daha büyük olabiliyor. Çocukların başına bir sürü şey gelebiliyor. Ve %90'ı da maalesef ölü olarak bulunuyor. Ya o yüzden buradaki kayıplarda çok hızlı şekilde hareket edilmesi ve uzmanlarıyla hareket edilmesi. Çok zaman kaybı oldu. Çok çok çok. Bu dakikadan sonra istediğimiz şey şu. Lütfen biraz daha gerekirse daha uzmanları getirsinler. Daha ne varsa. Gerekirse bizden bile bilgi, fikir alabilirler yani. Biz de 30 sene devlete polislik yaptık. Emekli olduk ama bilgilerimiz, tecrübelerimiz çok fazla bu konularda. İkinci günden beri söylüyorum yani numinal yapın, numinal çalışma yapın. Araçlarda arama numinal çalışması yapın diye bağıran benim. İkinci günde yapsanız bu iş yol bitmişti zaten. İkinci gün bitmişti. O yüzden gerekirse böyle konularda, çok önemli konularda bizlerden de, benden demiyorum. Yani bize, benim gibi bir sürü arkadaşımız var bu işlerde çok bilgili, tecrübeli. Avrupa'da da oluyor, Amerika'da da oluyor. Her yerde emekli dedektiflerden bu konularda en azından bir bilgi sorulabilir. Bir deneyimleriyle alakalı, ya bizim atladığımız bir şey var mı denebilir. Yani bu ayıp bir şey değil. Keşke burada fikrimizi dinleselerdi, bir şeyler yapsalardı, bu olay daha da çabuk çözüleceğine inanıyorum.